İkinci şu an mütalasının üçüncü dersindeyiz. Bir önceki dersimiz de şöyle demiştik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yemin ederken çok defa şöyle derdi. Vellezi nefsu Muhammedin biyedi. Muhammed'in nefsi yani canı elinde olan zata yemin olsun ki. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu ifadesiyle kendi kendine malik olmadığını beyan ederdi. Yani onun nefsi kendi elinde değil başka bir zatın elinde. Üstadımız bu yeminden şu manaya ulaştı. Şu alemde zarrattan seyyarata, yerden göğe, denizlerin diplerinden galaksilerin ötesine kadar her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ve iradesiyle idare edilmektedir. Peki üstadımız bu yeminden bu neticeye nasıl ulaştı? Bu dersimizde bu kısmı mütalaa edeceğiz. Üstadımız şöyle diyor. Çünkü mahlukatın en müntehab ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın nefsi. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kim'in nefsi ve canı mahlukatın en seçilmişinin en müstesnasının eğer sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım hitabına masal olan zatın nefsi ve canı. Öyle alalade bir kul değil. Bu alem onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. İşte böyle bir zat kendi nefsine malik olmazsa ve ef'alinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise Allah'ın en sevgili kulu habibi ve resulü kendi kendine malik olamazsa nefsi Allah'ın yedi kudretinde olursa ef'alinde yani fiillerinde serbest bulunmazsa ve istediğini yapamazsa harekatı başka bir iradeye bağlı olup o külli irade izin vermeden hareket edemezse parmağını dahi kıpırdatamazsa elbette hiçbir şey hiçbir şe'n hiçbir hal hiçbir keyfiyet cüz'i olsun külli olsun o muhit iktidarın o şamil ihtiyarın dari tasavvufunun haricinde olamaz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi mahlukatın en seçilmişi, Allah'ın en makbul kulu kendi kendine malik olamıyorsa, şu alemdeki hiçbir şey, hiçbir iş, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, küçük olsun büyük olsun, zarra olsun, şems olsun, dane olsun, galaksi olsun, Allah'ın muhit iktidarından ve her şeyi kuşatan ihtiyarından hariç kalamaz ve kendi başına hareket edemez. İşte müthiş bir tevhid dersi. Şimdi bu manayı Kur'an'dan ayetlerle tefekkür edelim. Estaizu billah. Ma min dabbe. Hiçbir dabbe yoktur ki. Yeryüzünde gezeni her şeye dabbe denir. İlla huve ahizun binasiyetiha. Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Bakın ayet ne dedi? Dedi ki her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Peki bu ne demek? Hiçbir canlı onun izni olmadan hareket edemez demek. Başka bir ayet. Vel beledut dayyib. Güzel belde. Yehucu nebatuhu bi izni Rabbi. Rabbisinin izniyle bitkisini çıkar. Bitki topraktan neyle çıkıyormuş? Allah'ın izniyle. Peki bu ne demek? Bütün nebatatın halikı Allahtır demek. Bu da Allah'ın izni olmadan bir dane bile bitmez demek. Başka bir ayet. Vemakanel nefsin en temute, illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir nefsin ölmesi mümkün değildir. Bakın hayatımız gibi ölümümüz dahi Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmadan hiçbir ölüm vuku'a gelmez, hiçbir nefis ölmez. Başka bir ayet: Ve şems ve ve nucum, güneş, ay ve yıldızlar musahharatin bi emri Allah'ın emrine musahhardır. Ela dikkat edin. laul halgu vel emr. Yaratma ve emir ona aittir. Evet güneş, ay, yıldızlar ve bütün galaksiler hepsi Allah'ın emrine musahardık. Zerre miskal hadlerini aşmazlar. Allah'ın emrine karşı gelemezler. Yaratma da Allah'ındır, emirdir. Daha Kur'an'da bunlar gibi onlarca ayet var. Hatta Kur'an bu maksat için inmiş her şeyin Allah'ın yedi kudretinde olduğunu beyan etmek için Kur'an bir kitabı tevhiddir. Üstadımız bu ayetlerin beyan ettiği hakikate Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın Vallazi nefsu Muhammedin bi yedi Muhammedin nefsi elinde olan zata yemin olsun ki yemininden ulaştı. Bu da Üstad Hazretlerinin ilmi ve Allah'ın ona ihsanı. Dersimizi burada tamamlayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.